Size çok teşekkür ederim. Bana inanmadığınız, güvenmediğiniz, işe yaramaz bir adam olduğumu düşündürdüğünüz için. Hepinize çok teşekkür ederim. İnsanın ailesi gibi yoktur, değil mi? Fatih, biz... Siz yok Meryem Hanım. Bir insanın... benim... gururuyla bu kadar kolay oynadığınız için... teşekkür ederim. Hiçbirinizi görmek istemiyorum. Fatih! Durun, dur! Yeter! Zeynep! Yeter artık! Zeynep! Ne var, ne? Beni de mi kandırmaya çalışacaksınız? Kızım, biz sizin... Ne kadar üzüldü, görüyor musunuz? Fatih Bey! Durun Fatih Bey! Çekil Mustafa! Çekilmeyeceğim efendim. Beni almadan gidemezsiniz. Mustafa çekil! Anca beraber, kanca beraber Fatih Bey. Buyurun, beni çekerek geçebilirsiniz. Bin lan arabaya, bin! Emredersiniz Fatih Bey.
söylemiştim. Fatih bunu duyduğu zaman yıkılacak demiştim. Neden yapıyorsunuz bunu, neden? Biz artık büyüdük ya, biz artık yetişkiniz. Yardımınıza ihtiyacımız olursa zaten sizden isteriz. Bunu artık anlayın, kafanıza sokun. Haberimiz olmadan attığınız her adım bizi daha da yaralıyor. Lütfen artık anlayın bunu. Zeynep nereye? Kocamı bulmaya. Fatih Bey, efendim bir şey diyeceğim. Acaba sağda dursanız da yer mi değişsek efendim? Yani böyle hiç olmadı Fatih Bey. Bir kere mantıken arabayı benim kullanmam gerekiyordu. Hem zaten efendim sizin canınız sıkkın. Belki arkada dinlenmek istersiniz. Arkası rahat ve geniş sonuç olarak. Yani o yüzden dedim sağda durursak eğer yer değiştirebiliriz diye. Yani siz de çok iyi kullanıyorsunuz efendim. Hiçbir imada bulunmuyorum tabii ki. Harika bir pilotsunuz ama ben tamamen canınız daha fazla sıkılmasın trafikten diye dedim. Ben kullanayım efendim isterseniz. Sağda dursanız hemen yer değişebiliriz efendim. Peki o zaman madem öyle efendim ben en iyisi size yardımcı pilotluk yapayım. Evet. Tam güzergahımızın üstünde efendim ileride sağda bir tane benzinlik var. Şayet oraya girersek hem benzin almış oluruz hem de kafede birer tane tavşan kanı çay içmiş oluruz. Tavşan kanı çay zaten biliyorsunuz strese de birebir. O sırada da belki ben yer değiştiririm. Sonra kalan yolda ben kullanmış olurum. Ne dersiniz Fatih Bey? O zaman ben müsaadenizle susayım Fatih Bey. Yani ne de olsa şoförün dikkatini dağıtmak son derece tehlikeli ve yasaktır. Evet. Pekala Meryem Hanım. Ben sana demedim mi bu çocukların işine burnunu sokma diye? He? Demedim mi? Ama sen beni dinlemedin. Soktun yine parmağını böyle kanırttın da kanırttın. Ha ben bunlara niye diyordum? Alın valizinizi gidin başka bir evde oturun diye. He? Kendi ayaklarının üzerinde dursunlar diye demedim mi? Meryem Hanım, Meryem Hanım. Öyle her zaman papaz pilav yemez. Ne öyle aldım da sattım da verdim de şöyle boyda boyda boyda. Ayol çocuklarımı birbirine düşürdünüz ya siz. Aa, aile saadetimi sabote ettiniz ya. Anne. Ne? Ne? Mukaddes Hanım. Hı. Ne diyorsunuz siz? Ha? Çocuklarınıza yaptıklarınızdan sonra bana sakın analık dersi verme. Sakın. Gördük senin de analığını. Bak, 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 bak. Bak şu pişkinliğe bak. Her şey senin yüzünden oldu ya. Bu nasıl destek vermek çocuklara? Ay bunu sana mı soracağım mukaddes? Ay ben bir veliye akıl mı danışacağım? Abo, paralar birbirine girecek Yadigar. Yenge kurban olayım deliyle deli olmadan. Aa üstüme iyilik sağlık ayol. İftira bu, hepsi iftira. Ne delisi ben deli miyim? Biraz rahatsızlandım. Şimdi bak ailemi kol kanat gerdim. Ailemin içindeyim yani. Ha, gördük, gördük Mukaddes Hanım. Hiç o çenenizi yormayın, tamam mı? Ayol aileni dağıtacak noktaya getirdin. Ya siz ne konuşuyorsunuz da? El alem ne derdinde, siz ne derdindesiniz ya? Şartım! Bir dakika! Hanımlar, lütfen. Ne? Yok bir şey. Ya benim sana ne dediğimi biliyorsun sen. Mukaddes. Ayol sen değil misin kendi oğlunu, kızının huzurunu kaçırıp yuvasını dağıtmak isteyen? Ha? Ay ne oldu da şimdi birdenbire bir barış elçisi kesildin? Bana bak. Bunların hepsine yutturursun bunu. Ama bana yutturamazsın mukaddes.
bana yutturamazsın. Bana bak. Sen eğer zerrece değiştiysen var ya, dişimi kırarım ben. Öyle mi? Öyle. O zaman ben seni yalancı çıkarmayayım. Kırıvereyim dişini de gör. Yeter! Anneciğim, ben aile bütünlüğümü korumaya çalışıyordum. Böyle mi? Çocuklarınız orada perişanken, siz burada birbirinizi yemeye mi kalktınız ha? Mukaddes neyse ama size hiç yakıştıramadım Meryem Hanım. Ah. Mukaddes ya. Haklısınız Gülsüm Hanım. Mukadder Hanım. Ben kendime hakim olamadım da. Kusura bakmayın. Şevket. Ha, çabuk beni buradan götür. Yoksa ben paralayacağım bu kadını. Haydi. Haydi bakalım yürüyün. Ben hadi biz haydi, gidiyoruz. Elif, geçireyim hadi, kapıya hadi, kadar gelin. Haydi, haydi, haydi gidiyorum. Haydi. Haydi bakalım. Haydi. Haydi. Anneciğim ama siz hemen benim karşımda yer alıyorsunuz. Ben vallahi de billahi de aile bütünlüğümü korumaya çalışıyordum. Kades, kes sesini. Fatih. Fatih geldin mi hayatım? Hah. Selim bak anne baba gelmiş. Hemen dur. Fatih geldi mi? Yok, siz birlikte değil miydiniz? Sorma ya. Of. Üstüme vazife değil ama kavga falan mı ettiniz Zeynep Hanım? Yok yok hayır yani. Belki de evet. Bilmiyorum. Aslında durumlar biraz... Hah, Fatih gel. Fatih. Fatih. Zeynep. Zeynep'im. Zeynep'im. Bak biliyorum şu anda kimseyi görmek istemiyorsun. Ama ne olur benden seni yalnız bırakmamı bekleme, tamam mı? Ne olur bırak yanında olayım. Fatih yok Fadik. Fatih eve gelmemiş. Fatih gelecek. 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 Siz kim olduğunuzu zannediyorsunuz? Ama anneciğim. Sus Fehmi. Rica ederim sus. Fakat bir dakika. Hadi mukaddesi geçtim. Ya sen Fehmi? Ya Selin? Ya Orhan? Fatih'e bunu nasıl yaparsınız? Anne bütün bu olup bitenleri daha yeni öğrendim. Bana bahane uydurmaya kalkma Fehmi. O çocuğun bu evden neden gitmek zorunda kaldığını hatırlıyor musun? Peki ya sen mukaddes? Anneciğim ben yani tamamen suçsuzum ben. Benim hiçbir şeyden haberim yok anneciğim. Bu üçü yapmışlar bütün her şeyi. Siz de şahit oldunuz ya ben de sizinle birlikte öğrendim yani. Selin ne yaptınız siz? Babaanneciğim lütfen Selin'le kızmayın çünkü onu bu işe sürükleyen benim. Hayır babaanneciğim. Hayatım seni bu işin içine ben soktum. Kızacaksanız bana kızın. Bakın anneciğim gördünüz mü onlar suçlu. Yani bu evde olanların hiçbirinden sen sorumlu değil misin mukaddes? Aa anneciğim ne ilgisi var? Hiç olur mu? Çok ilgisi var. Eğer zamanında Fatih'e de Zeynep'e de biraz huzur verseydin... onlar bu evi terk edip gitmeyecekti. Fatih kendi şirketimizin başına geçecekti. Bu aileyi birbirine katan sensin mukaddes. Sakın sütten çıkmış ak kaşık gibi davranma. Ama anneciğim o zaman ben şeydim, deliydim, deliydim.
deli olduğum için yaptım. Şeylerden sorumlusun. Ben de bana niye sorumlusun? Ne yapacağız? Ay hiç bana bakmayın. Kendiniz bozmuşsunuz, kendiniz düzelteceksiniz. Kalk Django, gidiyoruz. Aferin Django, iyi ki kaldın. Baba. Hı. Acaba böyle her şey ortaya çıkmışken biz de şu ihale meselesini anlatsak mı abime? Aman kızım. Bu abine daha ağır bir darbe olur. Aman aman yok. Ne ihalesi ya? Şu sizin kazandığınız ihale var ya. Siz kazanın diye biz yüksek teklif verdik aslında. Ne? Eniştem kendi kazanmadı mı onu? Ya siz ne biçim bir çeteymişsiniz? Ben nasıl bir şeyin içine düşmüşüm ya? Ablamın bundan haberi var mı? Sakın. Bak ben de bilmiyordum Fatih. Vallahi yemin ederim. Daha yeni bugün öğrendim. Biliyorum Zeynep'im, bilmem mi? Ben sana inanıyorum zaten. Ama Fatih inanmıyor. Şu anda benim de onu diğerleri gibi kandırdığımı zannediyor. Zeynep biraz bekle. Ne olur. Onun da bir öfkesi yatışsın. Zaten herkesten önce sana gelecektir. Ne olur canını sıkma bir tane. Ben bekleyemiyorum Fadik ya işte. Şu anda nerede, ne yapıyor? Çok merak ediyorum. Ay arıyorum, telefonlarımı da açmıyor. Zeynep, Mustafa da peşinden gitmişti. Ara Mustafa'yı öğren. Ya evet, Mustafa. Aa! Zeynep Hanım arıyor. Fatih Bey. Aman sizin canınız sağ olsun efendim. Sizden değerli bir tane telefon. Ama bence Zeynep Hanım'ı... Bir kelime daha edersen seni de atarım Mustafa. Emredersiniz Fatih Bey. Olacağı buydu. Ha buydu olacağı. Bir dolaplar, bir tümenler, bir alavera, bir dalavera, bir oyunlar, bir şey. Bitmedi daha oyunlarınız, bitmedi. Yediniz ha bu çocukların başını. Ya yeter ya Adiger, ya yeter. Ha dır 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 konuşma artık. Ya ben kötü bir şey yapmadım ki. Yani şu an olsa yine aynı şeyi yaparım. Asıl sana yeter yenge, Sadi abi. Ha bu çocukların işine karışmayacaktınız da. Bırakın kendi yağlarında kavrulsunlar. Aç açık kalsınlar ki birbirlerine sarılsınlar. Yenge biz ne acılardan geçtik. Biz de neler yaşadık. Unuttunuz mu insan olmak? Ha böyle bir şey. Düşün ha bu çocukların yakasından da. Yadigar. Ne Yadigar? Senin ettiklerini de gördük abi. Sen Fatih'i rehin almadın mı? Sen hepimizi karakolluk etmedin mi? Küçücük Elif su dahil. Şimdi çıkmış ya bu sırsız gibi. Yok hadi gel. Yok ya hadi gel. Ya ben kötü bir şey yapmadım. Ben her şeyi çocukların iyiliği için yaptım. Ah Meryem ah. Yeter Şevket. Yeter. Tamam. Tamam canım tamam. Tamam, ben seni arayacağım sonra. Tamam. Eve gitmemiş. Mete de ulaşamıyormuş. Hiçbir haber yok yani. Benim onu bulmam lazım. Ona her şeyi anlatmam lazım. Bilmesi gerekiyor. Şu anda bilmediği için böyle yapıyor zaten. Haklısın Zeynep'im, haklısın. Bulacağız onu. Bulacağız. O şimdi bir yerlerde kendi kendine kalıp düşünmek istemiştir muhtemelen. Yani gururu kırıldı sonuçta çocuğum Zeynep. Bu erkeklik gururu denilen şey onda da var. Ama sen merak etme. Biraz bekleyelim. O da biraz sakinleşsin. Sonra mutlaka sana geri gelecektir. Gelecektir değil mi? Tabii ki de gelecek. Zeynep olur mu öyle şey? Hem
Yani Fatih sensiz, sen de Fatih'siz olamazsınız. Olamayız değil mi? Olamazsınız. İşte bak böyle. Zeynep, bir tanem o muhtemelen sadece bir yerlerde birazcık yalnız kalmak istemiştir. Hadi ya. Yanlış anlamazsan beni, ben de biraz yalnız kalsam iyi olacak sanki. Tamam, haklısın. Kırılmadın bana değil mi? Ne kırılması, saçmalama. Hem artık ben de seni anlamayacaksam kim seni anlayacak bu dünyada? Bak şimdi. Sen de istediğin gibi evde yalnız kal, tamam mı? Otur düşün. Eğer istiyorsan ağla, rahatlarsın. Ama sakın kendini fazla yıpratma, tamam mı? Ve unutmaman gereken tek şey var. Fatih sana geri gelecek. Tamam. Beni de istediğin zaman ara, saat falan umurumda değil. Zaten sen beni arayana kadar ben seni yalnız bırakıyorum. Yeter Fatih Bey, çok oldu. Karışma Mustafa. Efendim, ben sizi düşünmek zorundayım. Kimse beni düşünmüyor, sen mi düşüneceksin? Hiç olur mu öyle şey Fatih Bey? Efendim, herkes sizi düşündüğü için zaten böyle oldu. Bırak Allah aşkına. Ya tamam, onu bırakayım ama sizi asla bırakamam Fatih Bey. Çünkü Fatih'in fedaisi olmak bunu gerektirir. Sizden rica edeceğim, siz de şunu bırakın. Tamam, bu son. Gerçekten mi? Mustafa'ya da bir tane. Yok, ben görev başındayken kullanmıyorum Fatih Bey. Zaten içki beni bozuyor efendim. Hiç ağzıma sürmeyeyim. Birlikte içeceğiz Mustafa. Fedailik bunu gerektirir. Duble doldur. Yine açma. Anneciğim, sen sakın üzülme, tamam mı oğlum? Baba gelecek. Gelecek baba. Bizi hiç bırakır mı? Sabah bir uyanacağız, bir bakmışız baba gelmiş. Hı? Kandırıldık be Mustafa. Boş verin efendim. Boş ver değil mi? Adam gibi adamsın Mustafa. Ne olursa olsun hep benim yanımdaydın. Sağ ol. Estağfurullah efendim, o sizin adamlarınız. Yani Fatih Bey, ben bir şey diyeceğim de efendim. Ya Fatih Bey, siz ne yapıyorsunuz? Bilmiyorum. Yani işinize karışmak gibi olmasın ama bence Zeynep Hanım'ın bu konuda hiçbir suçu yok efendim. Ben buna kesinlikle inanmıyorum. Ve kendisi zaten buna katiyen müsaade etmez efendim. Ayrıca yine işinize karışmak gibi olmasın Fatih Bey ama böyle bir durumda Zeynep Hanım'ı yalnız bırakmak sizce ne kadar doğru? Ne olmuş Zeynep? Daha ne olsun Fatih Bey? Daha ne olsun? Selim bebek var, Ertan var, Mahmut var, Cansu var, şirket var, kadıncağız hamile, bebiş var. Daha ne olsun efendim? Aile karıştı. Daha ne olsun? Mustafa, ben hayatımda ilk kez sadece şu an için kendimi düşünmek istiyorum. Olmaz mı? Siz de haklısınız Fatih Bey ama Fatih Şekercizade demek siz daha iyi bilirsiniz ki kendinden önce başkalarını düşünmek demektir. Ama haklısınız efendim, bir şey diyemiyorum. Sen hep yanımdaydın. Baksana diğerlerine. Beni pohpohlamışlar, şakşaklamışlar. Sen yaparsın demişler. Ama hepsi sahteymiş. Ya olur mu öyle şey Fatih Bey? Ya, siz bir kere Fatih Şekercizade'siniz. Fatih Şekercizade kim, ben sana söyleyeyim. Kim Fatih Bey? Karısını bile kollayamayan, elinden hiçbir iş gelmeyen öyle bir adam işte.
Tövbe edeyim Fatih Bey efendim. Kendinize haksızlık yapıyorsunuz. Öyle öyle. Babasının şirketinden kaçıp kayınvalidesinin kanatları altına giren ezik, zavallı bir adamın teki işte. Hayır Fatih Bey. Fatih Bey, siz benim bu dünyada tanıdığım en delikanlı adamsınız. Siz aşk uğruna koskoca Şekercizade servetini elinin tersiyle itmediniz mi? İttim. Siz çoluğunuzun çocuğunuzun rızkı için kocunmadan geceleri taksiye çıkmadınız mı? Çıktım. Siz koskoca aleme bir kadının nasıl sevileceğini öğrettiniz. Siz aşka sahip çıktınız. Siz biz erkeklerin kahramanı oldunuz. Gurur duyduğumuz kahramanımızsınız efendim. Siz benim kahramanımsınız ve kahramanlar asla çökmez. Fatih Bey, nereye efendim? Şişe. Buyurun gidelim. Oraya da mı geleceksin? Ha ben oturayım o zaman. Ulan hepinize yazıklar olsun be. Dağ gibi Fatih Bey'i ne hale getirdiniz? Kardeşim, doldur bir duble daha. Bu kadar yüklenme kendine. Kıyamam ben sana. Hemen de panikler miymiş? Hemen de planlar, programlar mı yapıyormuş? Üzme kendini bu kadar. Halledersin sen hepsini, merak etme. Zeynep. Allah akıl fikir dağıtırken ben yıllık izle mi çıkmıştım? Saçma mı Fatih? Sen çok zeki bir adamsın, tamam mı? Bunu unutma. Bunun da üstesinden geleceksin. Yok yani, onu demiyorum. Resmen Don Kişotluk oynuyorum. Başka bir şey yaptığım yok. İlk Şekercizade. Bu firmayı açmaya karar verdiğinde neler yaşamıştır? Ne zorluklardan geçmiştir? Kaç kere düşmüştür, kalkmıştır, batmıştır, çıkmıştır? Sen de öyle olacaksın. Düşeceksin, kalkacaksın. Batacağız, çıkacağız. Ama pes etmeyeceğiz. Ben de hep senin yanında olacağım. Hayatım! Ne oluyor? Patron çıldırdı! Ne oluyor aşkım? Hayatım hallettim, hallettim. Bugün herkesin maaşı yatacak akşam. Nasıl hallettin, ne yaptın? Ya hallettim işte. Fatih yoksa sen? Yok hayatım, böyle kara kara düşünüyordum. Ondan sonra bir mail geldi. Bir sipariş geldi ama inanamazsın rakama. Aşkım çok sevindim. Sen hiçbir şey başaramadın. Hiçbir şey. Hayatım, kriz var. Kriz var derken? Para yok yani şirkette. Sen Fatih Şekercizade'sin. Sen her şeyi halledersin. Hallederim hayatım, sen merak etme. Halledersin. Bunu da halledeceksin. Yine de biz başardık Fatih. İkimiz başardık. Fatih. Fatih. Biliyordum.
bizi bırakmayacağını biliyordum. Bırak Zeynep. Bırak yani. Ben işe yaramazın tekiyim. Bırak. Ne diyorsun sen Fatih? Ben bırakamıyorum seni. Sen beni bırak. Kaç kurtar kendimi. Bu şekilde konuşmaya hakkın yok. Beni sinir etme. Öyle mi? Neye hakkım var peki? Hayatım bak şu anda kendinde değilsin. Gel. Yok. Kendimdeyim. Her şeyin de farkındayım. Ben buyum işte. Hiçbir şeyi beceremeyen Fatih Şeker zaten. Bırak beni. Her şey elim yüzüme bulaştırıyor. Fatih bir saniye beni dinler misin? Neyi dinleyeyim hayatım? Ben beceriksiz bir herifim tekiyim. Hayır Fatih. Sen beceriksiz falan değilsin. Sen benim aşık olduğum uğruna dünyanın bir ucuna gitmeye göze alabileceğin çocuklarımın babası. Sen benim kahramanım mısın? Ben kahraman falan değilim canım. Ya ben ne kadar aptalmışım. Yani bu kadar kısa sürede işler nasıl yoluna girer diye niye düşünmemişim? Çünkü sizin inandığınız Fatih'e inandım ben de. Her şeyi başaran, her şeyi halleden Fatih. Ben o değilim Zeynep. Yeter artık ya. Senin bu şekilde kendine acımana izin vermiyorum. Yapabildiğim bir o kaldı Zeynep. Bırak da onu yapayım. Fatih. Ben seni seviyorum. Hem de deliler gibi seviyorum. Sen beni tekrardan aşka inandırdın. Benim tanıdığım Fatih senin bahsettiğin Fatih değil. Benden bir alt olmaz. Şuna bak. Bu ev bile benim değil. Babam aldı. Hiçbir şey benim değil. Kendi kendime yapabildiğim, başarabildiğim hiçbir şey yok. Ben varım Fatih. Ben ne olacağım? Benim hiç kıymetim yok mu senin için? Çocuklarımızın hiçbir kıymeti yok mu senin için? Ben senin şanssızlığınım Zeynep. Yani ben sadece seni sevmeyi becerebildim. Ben bir tek seni sevmeyi biliyorum o kadar. Ama zaten bu yeter Fatih. Bu kadar yeter. Gerçek olmayan bir masal. Bu dünyadan olmuyor. Tamam, bir düşüneyim bakayım.
O zaman sana dünyanın en güzel seven adamın hikayesini anlatayım. Bir varmış, bir yokmuş. Tekrar kırılmaktan çok korktukları için bir daha asla sevmemeye yemin etmiş bir kadın ve bir erkek varmış. İkisi de aşka tövbeliymiş. Çünkü zamanında bir iblis ve kötü bir cadı tarafından kalpleri paramparça edilmiş. Onlar da toplamışlar bu parçaları, dökülmüşler yola. Ama kader onları bir araya getirmiş. Gökyüzünde bir ejderhanın sırtında tanımışlar birbirlerini. Önceleri dertlerini dindirmek, acılarını gizlemek için bir araya gelmişler. Herkesten gizlemişler acılarını. Birbirini korumuşlar. Daha sonra bu adam kadını öyle bir sevmiş ki. Ama ne sevmek? Kadın da adama aşık olmuş. Ama ne aşk. Yerler, gökler, dağlar, denizler, bayırlar, ovalar, çayırlar. Her yer aşk olmuş. Aşkları bütün dünyayı kaplamış. Tabii her hikayede olduğu gibi bu hikayede de onların mutluluğunu tehdit eden kötülükler varmış. Zamanında bu kadının kalbini paramparça eden iblis bulunduğu uzak diyarlardan çıkıp gelmiş. Onların mutluluğunu çalmak istemiş. Bütün kötülükleri yapmış. Aklına geliyorsa. Ama tabii ki de başaramamış. Çünkü adam o iblisle savaşmış. Ne iblisten, ne kötü cadıdan hiç korkmamış. Çünkü o kahramanmış. Sevdiği kadın için tüm dünyayı karşısına alabilecek bir kahraman. Keşke kendini benim gözümden görebilsen Fatih. Keşke. Zeynep. Günaydın aşkım. Günaydın. Bu bavullar ne? Eşyalarımızı topladım. Niye? Gidiyoruz. Nereye? Bilmem, henüz düşünmedim. Arabaya binince karar veririz dedim. Seni mi de hazırlayacağım birazdan. Hadi kalk sen de hazırla. Sen ciddisin. Evet ciddiyim Fatih. Hayatım, nereye gideceğiz ki? Ne önemi var? Ya şu anda burada kalmanın
bir manası yok bizim için. Sen, ben ve oğlum gidelim. Görmek istemediğimiz kimseyi görmeyelim. Konuşmak istemediğimiz kimseyle konuşmayalım. Sadece üçümüz olacağız. Böyle bir şey istemez misin? Çok isterim. Tamam, hadi kalk hazırlan. Ben de şimdi Selim'i hazırlayacağım. Sonra dışarıda kahvaltı yapacağız. Bak, çok güzel bir yer biliyorum. Ya bunu da alsam mı ki acaba? Yok ya, bunun mevsimi değil o kadar da de. Gece hava serin olur ama ne olur ne olmaz. Eşeğimi sağlam kazığa bağlayayım. Ayfer'im. Al. Bunlar ne? Bavul. İyi de niye bu kadar çok? Haydar'ım sen bana demedin mi? Ayfer'im toparlan balayına gidiyik diye. Ya ben balayına gideceğiz dedim de evi taşıyacağız demedim ki. Ama Haydar'ım yani bunların hepsi ihtiyaç. İnan fazlalık hiçbir şey almadım ben. Benim gardırobu toplasak bu kadar etmez. Yok, seninki şuncağız zaten. Geri kalanlar hep benim ihtiyaçlarım. Bunlar için ayrı bir araba lazım. Hepsini götüremeyiz. Anladım ben. Tabii, senin de hevesin geçti. Ben sana yük olmaya başladım, değil mi Haydar'ım? Sen de haklısın. O nasıl laf öyle Ayfer'im? Yük ne demek? Ben seni sırtımda taşırım. Yok yok, suç benim. Ben korkusuz gibi bavula neyim var neyim yoksa her şeyimi koydum. Zaten ben ne anlarım ki otelmiş, balaymış. Ben hayatımda otel, balayı mı gördüm? Haklısın sen. Haklı olan sensin Ayfer'im. Sen nasıl istersen öyle yapalım. İstediğin her şeyi taşıyalım. İstediğin her şeyi götürelim. Bakma sen bana, densizlik ettim. Yok Haydar'ım, sen densizlik etmedin. Densizlik ben ettim. Cahalım ben, bilgisiz karıyım. Ondan. Ayfer'im, sen ne istiyorsan al. İstersen komple evi götürelim. Ama ne olur bana yük oluyorum falan gibi laflar etme. Ben gerekirse kargo uçağı tutarım. Esah mı? Osman, bir minibüs ayarlayın. Yok yok, seviyor bu beni ya. Vallahi seviyor. Mademiyle ben bu montun yeşilini de alayım. Minibüs boş gitmezsin. At topu. At anneciğim topu. Aslan oğlum benim, nasıl top atarmış. Tut bakayım, tut. Zeynep. Aferin, geldim. Biz hazırız aşkım. Nereden buldun onu? Hippi ruhumuzu geri çağırdım, kiraladım işte. O hippi ruhunu bavullarda da gösterseydin keşke. Bunlar ne Zeynep? Hepsi gerekli şeyler bunların. Nesi gerekliymiş? Ne demek nesi gerekli Fatih? Ben çocuklu kadınım. Zaten yarısından çoğu Selim'in. Açarım bak. Sakın açma Fatih. Özellikle o mavi olanı çok zor kapattım. Ne olur. Ya seni çakal seni. Evet. Bir dakika. Telefonunu alın. Niye? Ne yapacaktık anneciğim babanın telefonuna? Ne konuşmuştuk? Kapatacağız. Benim telefonum kapalı, senin telefonun kapalı. Artık gitmeye hazırız. Peki nereye gideceğimize de karar verdiniz mi Zeynep hanımefendi? Karar verdik mi anneciğim? Henüz öyle bir karar vermedik. Gönlümüzün götürdüğü yere gidelim dedik. Güzel yermiş. Abime ulaşılamıyor. Ablama da.
Uy ha bunların başına bir iş geldi de. Vallahi onların başına bir iş geldi mi bilmiyorum ama bizim başımıza bayağı bir iş geldi. Baksana resmen trip yiyoruz anne. O nasıl konuşuyor? Trip nedir de? Anacığım şu demek. Artık bizimle konuşmak istemiyorlar demek. Haklılar. Vallahi böyle olmaz. Bizim bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapacağız hayatım? Baksana telefonlarını kapatmışlar yani. Ne yapabiliriz ki? Ya bilmiyorum ne yapacağımızı. Ama bir şekilde kendimizi affettirmemiz lazım. Selin haklı. Ha bu durumda onları yalnız bırakmak olmaz. Onlar da buraya gelemez. Bizim bir şekilde gidip onların gönlünü almamız lazım. Aynen öyle. Hatta şöyle yapalım. Ben gideyim abimle konuşayım. O bana hiç kıyamaz. Sen bilirsin valla. Orhan. Hı? Sen de git Zeynep'le konuş. Ben ablamla konuşacağım öyle mi? Ben hayatta ablamla falan konuşmam. Zaten konuşmaya çalışırım. İlk saniyesinde üstüme atlar, tırnaklamaya falan başlar. Acanlık yaptığın için olabilir mi? Özellikle mi yapıyorsun anne? Ya tamam. Tamam o zaman şöyle yapalım. Ben Zeynep'le konuşayım, sen abimle konuş. Oo hiç olmaz hayatım. Ya eniştem normal zamanlarda bizi evinden kovuyor hatırlasana. Bu zamanda herhalde semt almaz. Aman Orhan. Ay sen de ne biçim bir işe bulaşmışsın Allah aşkına. 40 krallıkla kavgalısın ya. Yok sanki ben bir şey yaptım ya. Ne yapayım beni zorla bulaştırdılar bu işe. Siz neyi tartışıyorsunuz? Yenge, ha bu çocukların gönüllerini kırdık, gidelim de kalplerini kazanalım diye konuşuyoruz da kim gitsin o konuda anlaşamıyorlar. Yani bunda kavga edecek bir durum yok ki. Siz oturuyorsunuz. Yani gönül alması gereken biri varsa o da benim. Uy olmaz yenge. Ya, ya. Olmaz. Ay ne oluyor canım Allah Allah. Olmaz yenge. Olmaz. Sen gitme sakın. Bence de yenge. Sen bir dur. Biz yumuşak yumuşak halledelim bu işi. Yengeciğim bu olay katilin cinayet yerine tekrar geri dönmesi gibi bir şey. O yüzden sakın bulaşma. Aa! Ya saçmalıyorsunuz canım. Ne cinayet mahalli sizde ya? Abartıyorsunuz. Yani tamam. Hani ilk başta ikisi de bana sinirlenmiş olabilir ama sonra düşününce yaptıklarımı makul bulmuşlardır. Yani sonuçta ikisi de yetişkin insan. Yani böyle mantıklı düşününce. Düşünmüşlerdir yani. Ama neyse canım yani sonuç itibariyle siz oturuyorsunuz. Ben onların gönüllerini alıyorum tamam mı? Siz karışmıyorsunuz. Sakın. Ben zaten hayatta karışmıyorum yengeciğim. Yokum artık. İstifa ettim ajanlıktan. Fatih'in telefonu kapalı. Zeynep'inki de öyle. Ayol görün işte. Bütün bunlar o Kara Meryem denen kadının yarattığı depremin etkileri. Allah aşkına biraz sakin ol. Allah korusun. Başlarına bir şey gelmiş olmasın Fehmi? Sanmıyorum anneciğim. Ha belki hepimize birden cephe almış olabilirler. Ayol alsınlar. Tabii ki hepinize cephe alsınlar yani. Ama bana almasınlar. Bu konuda en suçsuz benim. En masum benim. Ha Kara Meryem'i alsınlar. Şevko'ya alsınlar. Ben çok masumum bu konuda anneciğim. Mukaddes, şu olayın merkezi olmaktan bir çıkar mısın sen? Biz çocukların gönlünü almaya çalışıyoruz, senin değil. Kardeşcağızım bak, bu konuda hepinizden daha çok ben çocukları düşünüyorum. Hatta ilk planda yaptım yani. Fehmi'ciğim sen şimdi gidip benim oğluşumla konuşuyorsun. Ben de gidip ay gelinciğimle konuşuyorum. Mukaddes, aramızda Zeynep'i sakinleştirebilecek en son kişi bile olmadığının farkındasın herhalde. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun Mukaddes? Ay anneciğim gerçekten böyle düşünüyorum. Ayol hayır ne var ki böyle düşünmeyecek yani? Ben mi gidip çocuklarımın arkasından entrika çevirdim ayol? Bu konuda herkes suçlu olabilir ama ben çok masumum yani. Mukaddes eskiden çevirdiğin entrikalardan olmuş olmazsa... Bana bak Fehmi haklı. Ben gider Zeynep'le konuşurum. Ay kader, sen hangi sıfatla gidip konuşacaksın kardeşcağızım? Ana yarısıyım ben. İşte söyledin ya kendin. Ayol burada tamı varken yarımını kim ne yapsın?
yaptın değil mi anneciğim ha? Bunun ayarları iyice bozuldu Fehmi. Ben söyleyeyim sana. Mukaddes hayatım. Adam harcar, espri harcamaz. Ne konuşuyorsunuz? Siz bana da söyleyin. Hadi ne konuşun, ne dediniz birbirinize? Yok bir şey canım. Sen yemeğe devam et. Anneciğim, Zeynep'le gerçekten ben konuşacağım. İkiniz de oturun oturduğunuz yerde. Benim çocuklarla konuşmam daha münasip olur. Sonuçta her şeyi Fatih'le birlikte öğrendiğime göre aranızda en masumu ben sayılırım. Öyle değil mi Mukaddes? Ben doğurdum ya onu. Onun için de ben konuşurum. Siz kalkana kadar merak devam. Mukaddes. Aa. Ay yine deliriyor bu. Aç bakayım ağzını anneciğim. Aslan oğlum benim. Aferin sana. Aşkım sana da mı ben yedireyim? Niye yemiyorsun? Ha yok hayatım ya. Dün geceden midem kötüydü de içim almıyor bir şey. Mideden yani. Hı hı. Fatih dün akşam... Hayatım bahsetmeyelim ya. Kapatalım konuyu. Tamam kapatacağım. Ama tamamen kapatmam lazım. Bunun için de benim bir kere olsun dinlemen gerekiyor. Ya içinde benimle ilgili en ufak bir şüphe kalmasını istemiyorum çünkü. İyi hayatım, anlat. Aşkım sana yemin ederim ki... benim de senden sadece birkaç saat önce haberim oldu bundan. Hani cüzdanı unuttum diye ofise dönmüştüm ya... işte orada Orhan söyledi. Tabii zorlayınca. Ya duyduğum anda şok oldum Fatih. Yıkıldım. Bunu sana nasıl söyleyeceğim, ne yapacağım diye saatlerce düşündüm, durdum. Seni kırmadan söylemenin bir yolu yoktu biliyorum. Ama söyleyecektim bunu sana. Ya senden bunu saklamayı bir an olsun düşünmedim zaten. Asla böyle bir şey düşünemem. Ama sadece ben söylemeden önce öğrendim sen. Yalanlar bir şekilde ortaya çıkıyor işte. Biz de zamanında yalanlar söyledik. Hepsi teker teker ortaya çıktı. Yalan söyleyen için çok bir şey olmuyor, rahatlama oluyor ama diğeri için acı bir durum tabii, üzülüyor. Bu kez de ben üzüldüm sadece. Gerçi hak ettim. Ne demek hak ettin? Fatih sen mutlu olmaktan başka hiçbir şey hak etmiyorsun. Hayatım ya mutlu olmayı başarmak için ne yaptım ki? Bir şey yapmana gerek var mı Fatih? Sen benim bu dünyada tanıdığım en güzel kalbe sahip adamsın. Herkesi hesapsızca, çıkarsızca seviyorsun. Çevrendeki insanları mutlu ediyorsun. Onların mutluluğu için uğraşıyorsun. Bu yetmez mi? Yeter mi? Artar bile. İyi ki hayatımdasın. Sen de öyle. Hadi ye bir şeyler. Üzme beni. Ama söyle babaya o da yesin bir şey. Yiyecek misin o kadar? Sesleneceğimi sana mı soracağım Meryem? Mukaddes bu seslenmek gibi değil. Ne gibi peki? Böğürmek gibi Mukaddes, böğürmek gibi. Ben sana böğürmek nasıl olur gösteririm. Böğür, böğür. E gösterdin zaten Mukaddes. Şu
başına. Hem suçu hem güçlü bir de çocuklarımın başına gelmiş. Sana mı soracaktım Mukaddes? Evet bana soracaktım. Ben de sana kış 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 çocuklarımın yanından uzaklar kış 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 hadi git diyecektim. Bana bak Mukaddes. Beni delirtme. Daha ne delireceğim be, delir misin yeteri kadar? Ama ben senden daha deliyim bak, benim kapı gibi deli raporum var. Bak ben Karadenizliyim. Senin o raporun var ya, bana vız gelir tırs gider Mukaddes. Çekil önümden. Yoksa seni tepelerim. Ay bu beni tehdit ediyor. İmdat! Komşular yardım edin! Hanımlar, hanımlar. Biraz sessiz olun lütfen. Pardon, kimsiniz siz? Niye bağırıp duruyorsunuz? Hanımefendi, benim kızım burada oturuyor da. Hanımefendi, benim de oğluşum burada oturuyor da. Fatih ile Zeynep mi? Evet. Onlar sabah gittiler. Bavullarını arabalarına yüklediler. Hatta gittiler. Gittiler mi? Evet. Görüyor musun, benim çocuğum gitmiş ya arabaya da, bavulu da yüklemiş gitmiş. Hep senin yüzünden, senin yüzünden gittin canım çocuğum. Asıl senin yüzünden oldum Mukaddes. Ayol ne benim yüzümden olacak be? Ne benim yüzümden olacak? Şirket sen aldın ya çocuğa. Asıl sen şirket alsaydın da şu oğlunla gelininle insan gibi geçinseydin de ben de bu işlerin içine girmemiş olsaydım Mukaddes. Şuna bak, şuna şuna. Şuna bak komşular, komşular görüyor musun? Suçunu bastırıyor. Hem suçlu hem güçlü. Çocuklarımın saadetini bastırıyor. Bir de suçunu bastırıyor. Asıl sen benim çocuklarımın saadetini bozdun Mukaddes. Aa, yeter ama. Koskoca kadınlarsınız. Hiç yakışmıyor mu? Sana ne? Üstüme iyilik sağlık. Terbiyesizler. Şimdi polis çağırıyorum. Ay bak çabuk git. Çabuk git bak, beni delirtme kadın. Git git. Bana ne canım be? Git dedim annem, git kız, git seni. Münasebetsiz. Münasebetsiz. Bayşe. Mukaddes ya. Uğraşma hiç. Burada karımın işi var. Aman bey. Kim bilir onun içinde neler vardır. Aa bunlar. Zeynep kaçalım hadi. Siz bunlar değil misiniz? Evet. Aa, yemin ederim ki sabahtan beri sizi gözlüyorum. Eşim şahit. Siz helvacılar değil misiniz? Ha öyle görünüyor da üstünü alayım, biz işlerimiz vardı. Ha olmaz. Bir selfie çektiğinden gönderme. Amca sen selfie'yi nereden biliyorsun? Aa niye bilmiyorum? Sosyal medya hesabım var. 270 tane takipçim var. Bir selfie çekip efekt yapıp koyacağım. Ha efekti de biliyor. Hanım sepia seviyor. Ben siyah beyaz seviyorum. Allah'ım eski nesil nereye gidiyor? Buyurun. Şimdi adamcağız. Buyurun. Oğlum niye gülmüyorsun sen? Aa, buna gülmem mi derler? 40 yılda bir ünlüler resim çektiriyorum. Ondan sonra ki güldürmüş, gülmüş derler. Çekelim, çekelim. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Bunu en az 250 lira. Tabii. Gel anneciğim. Selfie de biz çekilemeliyiz. Selfie çok güzel. Selfie de biz çekilemeliyiz. Oğlumuz çok tatlı. Teşekkürler. Çocuğunuz da çok tatlı. Estağfurullah. Evet. İyi günler. Aptallar ya. Reklamları da reklama benzese. İkisinden de nefret ediyorum. Sen bunlardan neden bu kadar nefret ediyorsun Cansu? Ya nasıl nefret etmem Mahmut ya? Ne biçim insanlar bunlar? Hadi beni hiç istemediler, benden nefret ettiler, bana oyun oynadılar da sana bunu nasıl yaparlar? Sen onların arkadaşıydın ya. Arkadaşlıktan anladıkları buymuş meğer. İkisinden de nefret ediyorum. Peki.
Cansu. Sana bunlarla en başından beri hiç arkadaş olmadığımı, hep düşman olduğumuzu söylesem ne derdin? Gerçekleri öğrenmeye hazır mısın Cansu? Hayatım gülme. Nasıl gülmeyeyim Fatih? Resmen bize ünlü muamelesi yaptılar. Bence çok komikti. Allah'ım yarabbim ya. Çat 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 fotoğraflarımızı çektiler. Bir de sosyal medyada paylaşacakmış. E paylaşsın ne olur. Niye paylaşsın canım? Ya tanımadığımız insanların profilinde ne işimiz var? Kamu malı mıyız biz? Sen aslında bu fotoğraf olayına kızmadın değil mi? Fatih. Hayatım ben bir süre ne reklam ne helva hiçbir şey görmek duymak istemiyorum. Aşkım tamam. Seni çok iyi anlıyorum. Ama bir de şu tarafından düşün. Bu olanlar bizim başarımız. Biz yaptık bunları. Zeynep ne olur? Fatih. Bak bu konudaki emeğimizi göz ardı etmene izin vermiyorum. Helvayı biz bulduk. Reklamı biz çektik. Ve insanlar bunu çok sevmiş. Şirketin sahibi kimse kim? Kimin umurunda? Haksız mıyım? Tamam haklısın. Ama ben bir süre daha bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Tamam sustum. Bari bir selfie çekin. Ya işte böyle. Bunları sana anlatmam gerekiyordu. Senden saklayamazdım yani. Ne düşünüyorsun? Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani Ertan. Şaşırdın değil mi? Havaalanında hafızam yerine geldiğinde ben de senin şu anda olduğun kadar şaşkındım. Ne oluyor dedim hatta. Benimle oynadılar Cansu. Gururumu iki paralık ettiler. Şerefimi ayaklar altına aldılar. Alay ettiler benimle sürekli. Hani sen diyorsun ya ben bunlardan nefret ediyorum diye. Benim nefretimi tahmin bile edemezsin. Evet edemem. Ama artık ben de onlardan bin kat daha fazla nefret ediyorum. İyi güzel. Madem bundan sonra düşmanımız bir, o zaman ortağız. Biz sevgili değil miyiz zaten? Evet sevgiliyiz. Bak Ertan, bana dürüst ol tamam mı lütfen? Yani bana karşı olan hislerin gerçek miydi? Ben sana aşığım Cansu. Ama bana aşık olan Mahmut'tu. Hayır. Sana aşık olan hep Ertan'dı. En başından beri Ertan'dı. Ben sadece kim olduğumu bilmiyordum. Kendimi arıyordum, kendimi bulmaya çalışıyordum. Ama hep Ertan'dı. Benim hayatta senden başka kimsem yok. Anlıyor musun? Bunlardan intikamımı almam için bana yardım edecek misin, etmeyecek misin? Ben sana bir kere yalnız kalmayacaksın demiştim. Bu Mahmut da olsan, Ertan da olsan. Vallahi arkadaşlar, bavulları mavulları toplamışlar gitmişler. Allah Allah. Nereye gider bunlar? Ya giderlerse giderler kardeşim. Belli ki kafalarını dinleyecekler bunlar. Vallahi ben sonuna kadar katılıyorum. Ne yapıyorlarsa iyi yapıyorlar bence. Ya öyle şey olur mu arkadaş ya? İnsan gitmeden bir haber verir. Öyle çekip gitmek var mı? Ha, sana haber versinler de hemen gidip yengeni ispiyonla değil mi? Pis ajan, aramızdaki hain pislik. Lan sen... Sakin ol aşkım. Hayatım gözünü seveyim şunu al gözümün önünden. Yoksa çok bir sıkıntı mı alacağım ya? Bundan alma ya. Başka birini bulalım biz. Mete, aşkım hani sen telefon numaralarından bile hemencik buluyordun ya öyle bir şeyler yapsana ne olur. Ay yok aşkım onları hiç karıştırmayalım. Ben bakamam. Ya ne demek bakamam? Niye bakmıyorsun? Gerçekten niye bakamıyorsun Mete? Ya ne yaptılar, neredeler biz çok merak ediyoruz. Etmeyin arkadaşım. Merak falan etmeyin. Ya belli ki bu insanlar bizden kaçıyorlar. Bırakın ya. Ne istiyorlarsa onu yapsın. Çocuk değil ki bunlar. Vallahi çok ilginç ama Meteciğime %100 katılıyorum ha. Ben katılmıyorum. Arkadaşlar siz dün Zeynep'i görmediniz. Kız perişan haldeydi, perişan.
Ya birlikteler mi, ne yapıyorlar, iyiler mi bilmek istiyorum. Ben de bilmek istiyorum. Ben bilmesem de olur ama yani bazen ben de bilmek istiyorum yani. Bulacaksın Mete. Bulmayacağım arkadaşım. Bulmayacağım ya. Ya ben bunların yerini bulacağım. Sonra bu gevşek ağzı gidip yengesine haber verecek. Sen anana yetiştireceksin. Ondan sonra bir sürü insan hop bir sürü olay ya. Niye? Merak ediyorsunuz diye. Ya bu insanların başına ne gelse meraktan gelmedi mi zaten? Bırakın kendi hallerine ya. Allah Allah. Hadi bir işimize bakalım. Yürü Fadik. Bravo. Vallahi muhteşem bir speech daha. Bunun üzerine hiçbir laf etmiyorum. Siz de etmeyin. Hadi gidiyorum ben. Arkadaşlar galiba Mete doğru söylüyor. Ya şimdi sonuçta bunlar birlikteler. Yani başlarına da kötü bir şey gelmemiştir. Bence bırakalım baş başa kalsınlar. Ama zaten sonra biz karışıyoruz falan, olaylar nerelere gidiyor. Mete geldim aşkım. Ben de gideyim hadi artık. Hayatım bunların hepsi laf çakıp gidiyor. Ben gerçekten hıncımı bir tanesinden almam lazım. Bunlardan da alma. Kimden alacağım? Bulur. Yine olmadı benden alırsın. Geliyoruz, tamam mı? Hadi yine şirin bir yerdim. Evet, çok şirinmiş de kalacak bir yer bulmamız lazım. Tamam, tamam. Bu gece buralarda bir yerde kalırız. Dur ben sorayım bir. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Buyur. Ya şey soracaktık, buralarda otel, pansiyon falan var mı? Var. Yoktur. Var mı yok mu? Var. Yoktur. Yani var da yoktur. O nasıl oluyor? Siz İstanbul'a geliyorsunuz galiba. Nereden bildin? Plaka kadar. Ha evet evet. Bu otel diyordunuz. Ha otel. Ya yenge şimdi bizim burada bir otel var ama öylesin dediğiniz otellerden değil. Yani İstanbul'daki otellere falan benzemiyor. Yani biz bir gece kalacaktık gerçi ama. Bence siz kalacak yer bakıyorsanız buyurun bu gece misafirimiz olun. Bizim evde kalın. Hay yok yok teşekkürler. Biz şu otel pansiyon öyle bir yerde kalırız. Da yani şimdi niye öyle dediniz bir şey oldum. Tekin bir yer değil mi orası? Olur mu gözüm öyle şey ya. Sahibi sizden iyi olmasın çok değerli bir insandır. Yani rahat edemezsin diye ben şey ettim. Yoksa ne yani? Yani ne olacak? Yok yok rahat ederiz rahat ederiz. Biz zaten öyle çok lüks peşinde insanlar değiliz. Siz bilirsiniz. Ama yine de bak şuradaki üçüncü ev benim evimdir. Yani sıkılırsanız falan buyurun. Kapımız açıktır size. Teşekkürler. Nerede bu dediğiniz otel? Otel. Pansiyon. Burada dümdüz gidiyorsunuz zaten yol sizi götürüyor. Kasabanın dışında hemen. Tamam sağ olun. Adı neydi? Gizli pansiyon. Gizli pansiyon. Eyvallah. O zaman gidelim. Hadi. Bunda. Ne güzel mis gibi otel işte. Yani küçük şirin bir pansiyoncuk. Tamam hayatım bir içini görelim de ben bayağı işkillendim çünkü. Adamı söylediklerinden mi? Evet. Neler söyledi ya? Gizemli gizemli, hayaletli midir, perili midir? Şuna bak ıssız bir yerin ortasında. Uydurma Fatih öyle bir şey demedi adam. Dedi. Tamam bir bakalım sahiplerine. Eğer benim gözüm tutmazsa dönüyoruz haberiniz olsun. Tamam. Olmadı sana hayaletsiz bir yer buluruz aşkım. Belki buraya giren misafirler bir daha asla çıkamamış. İşte. Ya Zeynep sus. Tamam dur. Bak anneciğim ne güzel bir yermiş burası değil mi? Issız. Tabii ki ıssız olacak Fatih. Şehirden kaçtık. Allah Allah.
bekle. Gel oğlum. Ay güzel. Bakar mısınız? Zeynep kimse yok, hadi gidelim. Fatih dur ya, kapı açık, nasıl yoklar? Bakar mısınız? Kime baktın? Şey merhabalar, burası pansiyon değil mi? Evet, benzetemedin mi? Yok amca, yani sahibi kim? Ben, benzetemedin mi? Benzettim. Zeynep yürü gidiyoruz. Dur Fatih ya. Biz kalacak yer arıyoruz da acaba boş odanız var mıydı? Öyle söylesene kızım. Tabii var boş yerimiz var. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Meliha koş müşteri geldi. Kim geldi? Müşteri geldi. Ay aman. Hoş geldiniz. Niyetinizle geldiniz. Neredesiniz siz bunca zamandır hayırsızlar? Biz mi? Siz ya. Gözlerim yollarda kaldı bekleye. Öpün bakayım elimi. Hadi. Maşallah. El öpenleriniz bol olsun. Aman. Bu kuzu da sizin mi yoksa ha? Ay yesin onu Meliha ninesi. Maşallah. Şöyle de hoppacık. Yok şimdi uyku saati geliyor, huysuz. Tamam. Bakar mısın bayram efendi? Ne kadar güzel bir çocuk, öyle değil mi? Maşallah. Elem telefiş, kem gözleri şiş. Maşallah. Fatih ne kadar tatlılar değil mi? Hadi gidelim. Ne o, gidelim mi dedi bu? Amca maşallah, kulak da burada. Yok şey demek istedi ya, hadi artık odamıza gidelim. Şimdi Selim'de uyku vakti geçmesin. Onu öyle söylesene kızım. Ben de gideceksiniz diye çok korktum. tabii gidin. Hadi odanıza gidin, hadi buyurun. Tabii. Kuzunun da uyku vakti kaçmasın değil mi ama? Anahtar. Anahtar. Anahtarlar burada. Anahtarlar işte burada. Buyurun seçin alın. Pek gelinimiz gidenimiz olmadığı için ve nevresimleri sermiyoruz. İşte şuraya bıraktım ben. biz mi sereceğiz? Ben mi sereyim kızım? 80 yaşındayım ben. Yani ben çalışan biri falan. Canım çalışanlardan biri benim. Biri de bayram amcanız işte. O mu sersin yani? Yok tamam, biz hallederiz. İyi o zaman, hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz be. Hadi bakalım. Zeynep yürü gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Fatih? Allah Allah. Bu saatten sonra kalacak bir yer nereden bulacağız? Kahvedeki adam evine davet etmişti, oraya gideriz. Ben tanımadığım bir adamın evinde kalmam. Bunları çok mu tanıyorsun hayatım? Hayatım burası bir pansiyon. Burası bir pansiyon değil. Burası bir müze. Abartma ya. Tamam biraz böyle eski püskü bakıma ihtiyacı var ama mütevazı, şirin, sıcacık bir yer. Yani biraz süpürürüz, çarşafları falan sereriz, havalandırırız, olur biter. Ben böyle bir şey görmedim ya. Kendin temizle, kendin yat. Üstelik sen hamile halinde bunu mu yapacaksın? Ay Fatih, yani seni duyan da karnım burnumda zannedecek ha. Ne olacak canım? Elime mi yapışacak? Halledeceğim hemen. 2 dakikada yaparım. Çek sen. Sen uzak tut biraz Selim'i. Tamam. Eşyalarımı alacağız da arabada. Alırım. Tamam. Her şey güzel olacak. Merak etme, tamam mı? Tamam, ben bunu dışarıda silkeleyeceğim. Kemikmiş. 6-4. Yine kapı aldı yavrum. Şuradan kapı alırsın bak istiyorsan. Evet. Onu değil. Şu ikisini. Bu 4 buradan oynarsın.
Geriye gitmek, geriye taş. Ooo, kaç kaç. Yeniliyoruz ya, yeniliyoruz, yeniliyoruz. Ya 50 yıl oldu şu hatunu bir kere olsun yenemedim. Tavlayı da benden öğrendi üstelik ha. Boynuz kulağa geçer Bayram Efendi. Sen de doyamadın gittin şu yenilgiye canım. Dur şimdi. Meliha teyze pardon bölüyorum. Akşam yemeği saat kaçta olur? Kaçta? Bilmem, akşam yemeği kaçta? Ben ne bileyim akşam yemeği saat kaçta? Ha, ben de bilmiyorum. Siz bilmiyorsanız ben mi bileyim? Ben diyeyim 30 dakika, sen de 45 dakika. Gelir canım biraz sonra. Ha iyi iyi, çok yokmuş. Menüde ne var? Menüde? Bilmem ki, menüde ne var? Ben ne bileyim menüde ne var? Siz burada normalde akşam yemeği vermiyorsunuz değil mi? Yapan olursa biz de yiyoruz güzel kızım. Niye yemeyelim değil mi? Atap. Ben mi atacaktım? Uyudu mu? Evet evet uyudu. Karnını da doyurdu. Sen ne yaptın? Domates güzel. Ya biz nasıl bir işin içindeyiz Zeynep? Ne var Fatih? Ne güzel yemek yapıyoruz işte. Hem hayırlı böyle yaşlı insanları sevindiriyoruz. Fena mı? Resmen kaçak işçi çalıştırıyorlar şu an. Ne söylendi? Ne abarttın Fatih ya? Hem ne var bunda? Ben çok sevdim onları. Çok şirin değiller mi? Öyle şirin gözüktüklerine bakma sen. Ben bir film izlemiştim. Böyle iki tane yaşlı deli hastanesinden kaçıyor bunlar. Sonra böyle normal bir hayat sürüyormuş gibi insanları evinde misafir edip onların boğaz... Fatih sus. Yeter. Sana bundan sonra korku filmi izlemeyi yasaklıyorum. Ben de sana Selim'in çizgi filmlerini izlemeni yasaklıyorum. Polyanna izleyip izleyip onun gibi oldun. Ne alakası var ya? Konuşma, hadi işini yap. Kız Melia. Bunlar sahiden yemek yapıyorlar mutfakta. Sahi mi? Elleri dert görmesin, Allah razı olsun. Sen ne diyorsun yahu? 25 yıldır ilk defa benim boğazımdan şöyle sıcak bir yemek geçecek. Ya. Sen bunadın herhalde Bayram Efendi. Geçen sene sana tarhana çorbasını kim pişirdi? Yahu bana aradan 25 yıl geçmiş gibi geldi. Nankör, nankörsün sen. Yahu bunlar hep burada kalsalar, bize yemek pişirseler ne güzel olur değil mi? Keşke, keşke sus. Ne demek gitmişler? Nereye gitmişler? Ya gitmişler işte yani kimseye bir şey söylemeden bavullarını toplayıp gitmişler. Kabayla ikisi mi gitmişler? Yok abi. Üçü gitmişler. Selim'i de almışlar. Ben? Ulan ne saçmalıyorsun sen be? Herhalde onu burada bırakacak halleri yoktu değil mi? Var ya bağırıyorsun abi. Ben mi gönderdim abi bu çocukları? Yok. Abi gönderdi. Şevket. Bana bak. Hiç bana öyle uzun hava okuma Meryem Hanım, anladın mı böyle? Ha, hepsi senin yüzünden oldu. Ben sana ne dedim? Sokmayacaksın burnunu bunlar çocukların içine dedim. Demedim mi? Ama sen beni dinlemedin. Soktun burnunu gene. Yahu biz bu faslı geçmedik mi? Geçmedik. İyi. Sen otur söylen o zaman. Çünkü ben o faslı geçtim Şevket. Yahu sana gelene kadar kaç kişi tarafından suçlandım ben? Sen şimdi otur. Kendi kendine söylen Şevket. Ama ben dinlemiyorum. Şevket. Ne bak ya? Hem suçlu hem güçlü de. Abi yeter de, yeter. Ha bu kadının içi hepimizden çok yanay. Sabah beri çocuklarını aray bulamay. Yazık, günah da. Git daha bu kadar üstüne. O zaman laf dinleyecek yadigar, anladın mı ha? Laf dinleyecek. Hep bunun inadı yüzünden oldu her şey, anladın mı? Hep bunun inadı yüzünden. Ya bıktım bu karının inadından be. Meryem! Meryem! Sanki kendi inat değil. Kendi inat, karısı inat. Kızı ondan inat. Uy bıktım canımdan. Zeynep Tüniş. Alo. İyi akşamlar Yadigar Hanımcığım. Uy Gülsüm Hanım teyzem. İyi akşamlar. Çocukları merak etmiştim. Bir haber var mı acaba diye. Yok, bilmiyorum. Tamam. Eğer sizi ararlarsa bize de haber verir misiniz lütfen? Çok merak ediyoruz da. Tamam.
İyi geceler Gülsüm Hanım teyze. Ellerinizden öperim. İyi geceler. Onları da aramamışlar. Bu çocuklar beni hiç düşünmüyorlar. Anneciğim, yersiz endişeleniyorsunuz. Bir kere onlar artık çocuk değil. Sonra Fatih'i tanırsınız. Aklını eslimi çeker gider. Neyse ki yanında Zeynep var şimdi. Yani bence endişelenmeye hiç gerek yok. Yani bence de. Hem belki çocuklar biraz kafa dinlemek istediler. Ay Mukadder, Allah aşkına sen bir sus. Ay, sen ne anlayacaksın ya bu işlerden? Ana mısın da sen anlayacaksın değil mi anneciğim? Yani ya siz anlarsınız ya da ben bu durumda. Aferin Mukaddes. Ger ortalığı, iyice ger. Mukaddes haklı Fehmi. Ne kadar kızgın olsa da bir arayıp haber vermesi gerekirdi. Yani anneciğim vallahi düşüncesiz bunlara yol. Yani ne olur haber verseler sanki peşlerine takılacağız. Yapmadığın şey sanki. Ah Mukaddes yapar mı hiç? Ah. Mukadder sen bir susar mısın Allah aşkına? Şu uyuz köpeğin kayboldu da 15 odalı malikanemi ayağa kaldırdın ayol. Ay benim oğlum kayboldu ya, oğlum kayboldu. Mukaddes, bana bak. Django'ya uyuz demekten seni men ediyorum Mukaddes. Rica ederim başlamayın yine. Zaten gerginim. Buyurun efendim bek, beni çağırmışsınız efendim. Hayır evladım, seni çağırmadım. Afiyemciğim ben çağırdım, Mustafa. Mustafa benim oğluşum nerede? Bilmiyorum efendim, nerede? Mustafa yalan söyleme. Efendim gerçekten bilmiyorum. Bilseydin? Söylemezdim. Defol! Emredersiniz efendim. Müsaadenizle. Adı batsın o Meryem Hanım'ın ya. Şirketine batsın, kendine batsın. Rezil. Horsuk. Ah ellerine sağlık Zeynep'im, güzel kızım. Yemekler nefis olmuş, nefis. Afiyet olsun. Of Fatih çok tatlı değiller mi? Şuna bak. Birbirlerinden başka hiçbir şeyleri yok ama ne kadar mutlular değil mi? Önlerine yemek konulunca tabii. O mu diyorum ben? Bu güzel yemekleriniz için. Ana, baya baya romantikler ha. Eğlendim böyle olur mu? Olur. Olur hayatım, öyle olur. Peki şimdi olalım mı? Olur. Çocuklar biliyor musunuz? Oğlunuz hem çok uslu hem de çok sevimli. Eminim büyüdüğü zaman tıpkı babası gibi yakışıklı olacak besbelli. Evet, büyüdüğü zaman babasına benzeyecek. Kaç yaşında? Selim 2 yaşında. Sizin çoluk çocuk yok mu? Şimdilik yok.
Yapmadık. Ha, yani yapmadınız mı yoksa olmadı mı? Olmadı. Ne bileyim gençtik işte. Öylesi rahat geldi. Ne bileyim gezeriz, tozarız. Birbirimize yeteriz sandık. Yetmedik mi Melih? Yettik. Yettik bayramım, yettik. siz söyleyin bakalım. Sizi buralara hangi rüzgar attı? Buraları kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer. Valla Bayram amca öyle diyorsun ama pansiyonda dikmişsin boş arsaya. Ya bizimki evden otele çevirmek gibi bir şey işte. Sebebi de malum canım. Valla biz o büyük şehrin hengamesinden, kalabalığından bir usandık. Öyle birkaç eşyamızı topladık. Nereye gideceğimizi bilmeden de çıktık yola. O yolda bizi buralara kadar getirdi. Allah razı olsun o yola. Bizim buraları çok güzeldir. Böyle sessiz, sakin. Tam kafa dinlemelik yerlerdir yani. Kasabadan da biraz uzak. Belki de ondan. İşte. Arada sırada bir iki müşteri geliyor. Biz de öyle idare edip gidiyoruz işte. Belli. Belli. Merhaba. İyi akşamlar. Boş odanız var mı acaba? Aa, olmaz olur mu? Var tabii, var tabii. Zeynep kızım senin ayağın uğurlu geldi. Ailemiz giderek büyüyor baksana. Hangi rüzgar attı sizi buralara? Biz yeni evliyiz de. Ya! Balayındasınız demek. Maşallah, maşallah. Fatih oğlum, hadi kalk da gençlere odalarını göster. Hı? Zeynep kızım da çarşafları falan seriversin. Temiz temiz yatsın çocuklar. Yok artık. Ben niye odaları gösteriyorum? Ben niye çarşaflarını seriyorum? Biz mi yapacağız? Siz gitsenize. Biz mi? Aa, Fatih çok ayıp. Niye öyle diyorsun? Ben oda falan göstermem. Ben de çarşaf sermem. Biz en iyisi başka bir yere bakalım. Başka bir yere mi gideceğiz? Hayatta bırakma. Hayatta bırak. Hayır. Tamam, tamam. O da işini bir yana bırakalım şimdi. Fatih oğlum, hadi iki tane tabak kap gel. Gençler açtırlar. Yemek verelim onlara biraz. Oha Bayram amca, yok artık. Ben niye yapıyorum bunları? Yahu ben mi yapayım? Ben 90 yaşındayım. Az önce 80 yaşındaydın. Ne ara 10 yaş ekledin? Ya Fatih çok konuşma. Ha 80'e 90 ne fark eder? Hadi kalkın kalkın. Demek bizi kullanıyor bunlar. Aya, kalk. Siz de şöyle geçin çocuklar. Buyurun, buyurun. Teşekkürler. Kaldıralım şunları. Sevmezdim eskiden. Düşmandım ben gecelere. Gece ben gibi karanlıktı. Gece hoyrat, acımasız. Yalnızsın sen Haydar dedi. Ölüm gibi yapayalnız. Geceyi sevmezdim eskiden. Ama nereden bileyim? Seni bana getirecek yine öyle bir gece. Ayfer'im. Beni geceyle barıştırdığın için sana çok ama çok teşekkür ederim. Haydar'ım, sen ne kadar güzel bir adamsın. Sen ne kadar güzel seveyim Haydar'ım. Hey ya Rabbim, ben nasıl bir iyilik yaptım da sen benim karşıma böyle bir adamı çıkarın? Yok Ayfer'im yok. Mutluluktan bile olsa o gözlerden bir damla yaş akmayacak. Tamam Haydar'ım. Artık ağlamak yok. Öyleyse... İyi ki doğdum. İyi ki doğdun mu? Ya ne diyorsun Haydar'ım? Niye daha evvelden söylemedin? Bu şimdi mi söylenir? Sürpriz olsun dedim Ayfer'im. Kutluyoruz işte. Haydar'ım sen ne ters bir adamsın ya. Sürprizi sen değil ki ben yapacağım. Ne bileyim bir hediye alırdım. Hiç olmadı bir pasta yapardım kurban olduğum.
Benim için en güzel hediye sensin. Yok. Öyle şey olmaz. Ne oldu aferin? Ne oldu? Madem sen Babe'yle güzel bir sürpriz yaptın, ben de sana bir şiir okuyarak güzel bir doğum günü sürprizi vermek isteyeyim. Beni hep şaşırtıyorsun Ayfer'im. İşte bu yüzden seviyorum seni. Yalnız bana bak, beklentiyi o kadar yüksek tutma yani. Ben en son ilkokul ikinci sınıfta şiir okuduydum. Ondan sonra da okulu terk ettim zaten. Ama yine de güzel şiir okurum yani ha. Senin ağzından çıkacak her kelime, her sözcük şiirdir bana. Ulan arkadaş adam konuşurken bir de şiir gibi konuşuyor. Ben ne diyeceğim şimdi ya? Bir şey dedin ama anlamadım. Şey diyeyim ben, ya içimden şiirin ezberini geçin bile kendi kendime iyice içime dokunsun diye içselleştireyim yani şiiri. Madem öyle diyorsun, artık hediyemi alabilirim. Başlayayım. Haydar'ım, nerelerdeydin bu zamana kadar? Seni ilk kez gördüğüm gün bence zamanlama çok manidar. Şimdi seni gördüm, oldum. Dünyalar kadar bahtiyar. Ayfer, ben hayatım boyunca böyle güzel sözler duymadım. Ne oldu? Bak ne güzel hatırlattın aşkım. Hadi gel bakalım. Ne videolar yüklenmiş siteye. Bakalım bakalım. Aşkım. Selim şunlara bak, ne tatlılar değil mi? Ay maşallah, kıyamam. Şuna bak, şuna bak. Aa. Dur bakalım. Evet, senin videon ne kadar izlenmiş aşkım. Gel ona bakalım, gel. Bakalım, bakalım. Aa! Selim! En üst sıradayız aşkım. Böyle giderse var ya, bir yıllık bebek bizi bizim. Gel, hadi gel bir daha izleyelim. Hayatım ne yapacağım ben ya? Hangi konuda aşkım? Şirket konusunda hayatım. Ablam yok, eniştem yok. Ya ben de mi bıraksam? O saçmalama aşkım, olur mu öyle şey? O senin işin, çalışacaksın tabii. Ama eniştemle ablam devam etmeyecek. Yani. Yani hatta bir süre adını bile anmazlar sanmıyorum. Ama yani abim de haklı, sonuçta kandırıldı. Ben nasıl bulaştım böyle bir işe? Aşkım bak, bu konuda en az suçlanacak kişi sensin. Sonuçta sen de kandırıldın. Ama profesyonelce düşünmen lazım. Ya o şirketin yürümesi için senin çalışman lazım. Hayatım, ablam gitti. Eniştem gitti. Ya ben ne anlarım şirket yönetmekten? Aşkım öğreneceksin. Allah. Ayrıca böyle kazanımlar hep zor zamanlarda elde edilir. Sen de yavaş yavaş öğreneceksin bir şekilde. Haklısın. Tokayı versene. Haklısın ama hani bu işlerden anlayan biri yanımda olsa daha hızlı öğrenirim. Onun için bir şey geldi aklıma. Aşkım sana bir teklifim var benim. Yok. Evet. Evet. Hayır aşkım. Başka kapıya. Ya ama karıcığım ya. Ya karıcığım falan yok. Hem biz ayrı şirketlerin insanlarıyız, tamam mı? Al saçını, kendin yap o zaman. Hayır yani 40 yılın başında bir şey istedik. Ama sen bana demedin mi karışmayacaksın, ben halledeceğim her şeyi falan filan ondan. Tamam saçını da kendin öyle işte. Bana bu yapılır mı ya?
hastayım zaten. Hasta mısın? Neyin var ya? Nezle oluyorum. Nezle mi oldun? Ateşin var mı? Yok ateşin. Ben ayırayım mı sana? Hayır hayır. İncecik çıkıyorsun. Ne? Balonu yapayım mı? Ay aslında iyi olur, fena olmaz ama. Sen önce bir saçımı ör, sonra bakarız. Vereyim, vereyim. Kıyamam ben sen, tamam. Bitti mi bulaşıklar aşkım? Bitti. Zeynep ben çok yoruldum. Ben de çok yoruldum Fatih. Hayır ben anlamadım, biz niye hizmet ediyoruz? Fatih ne var canım? Niye söylenip duruyorsun? Ne güzel insanlara yardımcı olduk, böyle onları mutlu ettik diye düşün. Ya ne mutlu etmesi, dinlenmeye gelmedik mi biz? Hayır Fatih, biz dinlenmeye gelmedik buraya. Hayata mola verelim diye geldik. Bu mu mola? Fatih ne olacak ya? İki tabak yıkadın, iki çarşaf serdik diye ne söylendin durdun? Deneyim gibi düşün yani, bundan zevk almaya bak. Zevk alacağım bir de. Evet aşkım zevk al. İleride bu çocuklarımızı anlatıp o kadar güleceğiz ki. Ya hayatım çok neyse, ben duş alayım. Tamam. Banyo yok. Tabii yoktur banyo yani. Ortak banyo vardır muhtemelen. Ne ortak banyosu ya? Ne ortak banyosu? Ben herkesin olduğu yerde duş almam. Yıkanmıyorum arkadaşım, gidiyoruz hadi. Fatih senin yıkanamamanla gitmemizin ne alakası var? Niye dönüyoruz ya? Yeni gelenler ne olacak Fatih? Hayatım bize ne? Ne demek bize ne? Ya görmedin mi Bayram amca ile Melih teyze ne kadar mutlu oldu? Kim ilgilenecek onlarla? Ne diyorsun sen? Sen iyi alıştın bu otelcilik oyununa. Aşkım otelcilikten değil. Ben onlara acıdığım için. Acıma hayatım. Acıma kimseye. O ikisi hizmet ederler. Biz yarın sabah gidiyoruz nokta. Sabah dedi. Hepsi. Banyo yok diye gidiyorlar. Ne yaptım ki ben? Kaç kere söyledim. Banyo yok işte odada. Ya sanki banyo yüzünden gidecekler. Neyse neyse. Bir şeyler yapmamız lazım. Ve benim aklıma bir şey geliyor ama. Öyle mi? Nedir? Gel benimle. Gel gel gel. Şekil bulursun. Benim de suya ihtiyacım var. Aşkım. Hı. Sevgilim bana su getirir misin aşağıdan? Su almayı unutmuşum. Hayatım uyuyorum, sabah içersin. Olmaz. Sabaha kadar dayanamam. Benim suya ihtiyacım var. Dayanırsın hayatım. Nasıl dayanayım? Ben hamileyim. Ay, teşekkür ederim aşkım. Sen uyumuyorsun değil mi bir türlü? Hı? Anne. Ne anne anne? Sen de mi hayata mola verdin? Anne. Anne. Tamam gel. Kalk şuradan, hadi uyumuyorsun. Uyuyacağım mı uyumayacağım mı? Şule uyan. Ne oldu ya? Yoksa... Geldiler Şule. Kaçmamız lazım. Tamam. Tamam. Allah kahretsin ya. Çabuk ol aşkım, çabuk ol. Burada olduklarından emin misin? Eminim abi. Buraya doğru gelmişler zaten. Başkaları gelecekler. Su nerede? Bacım. Ne oluyor be? Ay ne olurum size yardım etsen hep, ne olur. Ne yardımı, ne oluyor? Ya, biz birbirimizi seviyoruz. Ama izin vermediler. Evlenecektik biz. Bunlar biz psikopat. Hapisten sırf bizim için karşı öldürecekler bizi. Buradalar. Üçleşi var. Yardım edin ne olur. Ne olur Zeynep. Anam.
Siz kaçtınız mı? Evet, buradalar. Aşağıdalar. Öldürecekler bizi. Sakla bizi bacım, Allah'ını seversen sakla. Lan ben sizi nereye saklayayım burada? Allah'ım yarabbim, nasıl bir yer burası? Kardeşimi kaçıran bu mu lan? Tam çıkaramadım ama sanki onayız abi. Ya bir su bulmak bu kadar zor olabilir mi? Çöldeyiz sanki, al aşkım. Fatih. Lan sen hep iyi misin? Ne oldu? Kaldırın lan ellerinizi. Kardeşim nerede? Lan! Ne oluyor? Fatih. Sen kimsin? Ben karısıyım, karısıyım ben. Bu da bizim çocuğumuz. Çocuk var. Lütfen şu silahlarınızı bir indirin. İndirin lan silahlarınızı, indirin. Bacım nerede? Ne bilelim bacın nerede? Sen kimsin? Asıl sen kimsin? Bacın nerede lan? Abi ben görenleri yalnız. Buraya geldiler biliyorum. Siz bizi galiba bir başkasıyla karıştırıyorsunuz. Manyak mısınız kardeşim siz? Kardeş kusura bakma. Biri bacımı kaçırmış. Nerede olduğu belli değil. Ben nereden bileyim? Gidin başka yerde arayın. Evet evet başka yerde arayın. Çünkü burada bizden başka kimse yok. Bir tek biz varız. Hay ben sizin aldığınız istihbaratın içine sıçayım. Yürüyün lan gidiyoruz gerizekalı herifler. Abi başka odana bakalım. Lan bu saatte otele kim gelir lan bunlardan başka? Görenler de zaten bunları görmüşler. Şu akşam gelenler... Sus! Akşam gelenler derken? Aa, akşam bir çift gelmişti. Gençten böyle. Ama gitti onlar. Nereye? Konya'ya. Konya'ya mı? Evet Konya'ya. Sizin damat Konyalıymış. Evet. Aldı kızı ben Konya'ya götürüyorum dedi. Annesinin elini öptürecekmiş. Kusura bakmayın hanımefendi. Rahatsızlık verdik size. Yürüyün lan gidiyoruz. Bir dakika bir dakika. Siz onları bulunca ne yapmayı düşünüyorsunuz? Sahne Zeynep. Bir dakika. Geberteceğim. İkisini de geberteceğim. Hı, öyle mi? Peki bunların ne suçu var? Hı? Sana ne yaptılar? Aslan gibi delikanlı işte. Kızı o kadar sevmiş ki senin gibi bir adamla düşman olma pahasını almış kaçırmış. Kız da seviyor belli ki. Ya sevmek ne zaman suç oldu ya? Bacım, madem kardeşimi seviyordu delikanlı gibi gelip Şule'yi benden isteyecekti. Öyle kümesten yumurta çalar gibi kız kardeşimi kaçırmayacaktı. Kardeşim sen son zamanlarda bir aynaya baktın mı? Tipine bak sen korkunçsun. Nasıl gelip senden delikanlı gibi konuşup istesin? Hanımefendi size rahatsızlık verdiğimiz için özür dileriz. Yürüyün lan gidiyoruz. Nereye abi? Konya'ya gidiyoruz. Yürüyün lan. Hayatım sen durduk yere niye yalan söylüyorsun adamı? Gittiler çıkabilirsiniz. Lan! Ne yapıyorsunuz siz burada? Allah senden razı olsun bacım. Hayatımızı kurtardın. İşte bunun için yalan söyledim Fatih. Birilerinin hayatını kurtarmak için. Bana bakın. Bunlar şimdi Konya'ya gitti sizi aramaya. Ama muhtemelen sizi bulamayınca tekrar dönecekler. Bak o zamana kadar cesaretini topla. Çık adamın karşısına. Delikanlı gibi iste kızı. Tamam mı? Hadi dikkat edin kendinize. Zeynep bu ev lanetli. Biz yarın hemen gidiyoruz. Tamam gidelim vallahi gidelim. Günaydın. Aa, günaydın evladım. Hayırdır? Biz artık gidelim diyoruz Bayram amca. Ama daha dün geldiniz kızım. Ne güzel dün gece eğlendiniz, tepindiniz. Bir sürü gürültüler de yaptınız ne güzel. Gençsiniz tabii. Size hiç dokunmadık ama. Eğlendik ne güzel eğlendik. Artık evimize dönelim diyoruz. Aa, yoksa sizi rahat ettiremedik mi ha? Yok estağfurullah öyle şey olur mu Melia teyze? Her şey için çok teşekkür ederiz. O zaman birkaç gün daha kalsaydınız. Ya inanın çok isterdik ama İstanbul'a dönmemiz lazım. İş güç bu kadar iznimiz var. Hem Selim de huysuzlanmasın. Siz de haklısınız doğru. Kahvaltı da etmediniz. Etmiş kadar olduk Bayram amca sağ ol. Gençlere veda da etmediniz. Vedalaştık.
biz dün gece helalleştik. Borcum ne kadar? Ne borcu? Yok, olmaz. Hep beraber yedik, içtik. Dün akşam da çok güzel eğlendik beraber. Olmaz, para yok. Yok, olmaz öyle şey. Sen söyle. Sakın söyleme Bayram. Bak, çocukları o kadar çalıştırdık. Bir de üstüne para alırsak çok ayıp olur. Çok, sus. Melih teyze, öyle şey olmaz. Fatih, sen bırak bir şey. Tamam, ben bunu bırakıyorum buraya. Hadi kendinize iyi bakın. Her şey için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hadi. Olmadı ya. Gidelim. Her şey için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Biz de teşekkür ederiz. Gene gelin ha. Gene gelin. Hadi hadi. Hadi hayatım. Gel. Evet. Gidiyoruz aşkım. Hadi bakalım. Tamam, çıkıyoruz. Hadi hayatım, bir an önce gidelim. Gidelim, gidelim. Şunlara bak Fatih, ne kadar tatlılar değil mi? Onlar tatlı da işte çevreleri kötü. Vallahi ben sana bir şey diyeyim mi? Bu ikisi seninkilerden de benimkilerden de daha masum ve daha şirin. Ay canım. Hadi canım. Ne oldu? Tek yok. Aa. Ben bakayım. Nerede lan bu? Ana. Zeynep. Anladın mı ne olduğunu? Marş motoru yok. Nasıl yok? Yok, yerinde yok yani. Aa. Ya nereye gidebilir ki bu motor Fatih? Ne olmuş olabilir ki? Nereden bileyim ben ya? Aa, ne oldu çocuklar? Motoru çalmışlar. Motoru değil, marş motoru. Ne fark eder hayatım? Ay, nasıl olur? Olmaz öyle şey. Yani buralarda hiç hırsızlık olmaz ya. Olmaz. Zeynep. Hı. Acaba... Saçmalama Fatih. Ne alakası var? İyice baktın mı sen oraya? Şimdi. Olacak şey değil. Yani kaldınız mı şimdi burada siz? Tüy. Hayatım, Mustafa'yı arayacağız. Gelip alsın bizi. Ne demek Mustafa'yı arayacağız Fatih? Yerimizi öğrenmiş olurlar. Hem zaten Mustafa'nın gelmesi de çok uzun sürer. Taksi çağırabilir misiniz? Çağıramam. Niye? Küsüz biz onlarla da ondan. Yani yıllar belki konuşmuyoruz. Aramızda husumet de var. Yani bize burada kimse taksi hizmeti vermez. Ya tamam, siz numarasını verin, ben ararım. Veremeyiz. Çünkü hatırlamıyoruz. Hatırlasak vereceğiz. Yıllar oldu ki konuşmuyoruz ya. Ya. Çok güzel. Ne yapacağız şimdi? Canım, hemen telaşlanmayın. Etrafı vermeliye vermeyin. Kendinizi üzmeyin öyle. Benim emmi oğlum askerdeyken teknisyendi. O iki günde halleder bunu. İki günde? Hı hı. Ha, Süleyman halleder onu. Sizi sıkıntı yapamaz. Ya Bayram amca ya, motor yok. Sıfırdan motor mu yapacak, anlamadım ki. Canım, lazım gelirse traktörden falan bir parça alır, yapar. Sizi üzmez. İyi madem yani. Bayram amca, ara Süleyman'ı da ne yapıyorsa da yapsın. Süleyman ya. Halleder, merak etmeyin. Hadi gelin şimdi biz de hep beraber şöyle güzel bir kahvaltı yapalım. Sonra siz dere kenarına inersiniz. Çok güzeldir bizim buralar. Gelmişken azıcık gezi verin ha.
aslında Fatih fena fikir değil ya. Şöyle bir gezsek ha? Sen mutlu mu oldun? Tamam yaparız o zaman. Çok güzel. Güzel. Pardon Melih teyze. Buyur yavrum. Kahvaltı saat kaçtaydı? Aa, kaçta? Kaçta? Yok öyle gençler. Bu kez siz hazırlıyorsunuz, biz yiyoruz. Ulan şu! Masumi bekliyor hemen. İmzala, imzala da. Tamam Kamil, iş yapıyorum ya bir dur. Ya kardeşim acelesi var, imzala şunu da. Ulan satın almadı, onayını bekliyor, al. Gözünüzü seveyim, tek tek gelin bak, tek tek gelin! Ya kardeşim biz bu işi beceremeyecek miyiz lan? Sus Kamil sus. Kriz var ortada. Krizle körükle gidilmez. Sus da sus. Orhan Bey. Hı? Kanaldan aradılar, reklam ödemesi yapılmamış. Yapılmamış. Fabrikada badem kalmamış. Satın alma onayınız lazım. Neyiniz kalmamış? Satış pazarlama birilerini almamız lazım. Yetiştiremiyoruz. Hayrola sen bir dakika. Yeter! Yeter! Lütfen çıkınız! Şimdi... Lütfen çıkınız, çıkınız. Lütfen, lütfen! Ocağı da çay lazım, şeker lazım. İyi yapıyorum Kamil, tamam. Ah abla. Ah enişte, ben nasıl yapacağım bu kadar işi? Ne yardım Orhan? Ne diyorsun sen? E gel işte diyorum ya. Gel gel. İşin içinden çıkamıyorum. Kaldıramıyorum. Ben ne yapacağım Allah aşkına? Git Meryem Hanım falan ara sen. Ya tamam 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 gelme ya. Gelme. Oh, aman Orhan ya. Ay beni niye bulaştırıyorsun aşkım sen böyle şeylere? Hayır, ben burasıyla mı uğraşayım, orasıyla mı uğraşayım? Bir sürü dişim gücüm var zaten benim. Ağzım burnumda nezle olmuş, bakıyorum. Günah bana ya. Tamam. Orhan, yardıma ihtiyacı varmış. Ay tabii ya. Reklam da dönmeye başladı. İşler değişti. Ya Orhan'ı yalnız bıraktık Virol. Onun yanına git ve yardımcı ol lütfen. İyi de ben helva işinden ne anlarım ki? Canım yani üretimdi, imalattı, ne bileyim ben kontrol altına al. Yani başka bir düzen yarat. Ben de Fehmi Bey'i arayayım, yardım isteyeyim. Tamam. Elimden geleni yaparım. Ya Orhan'cığım anlıyorum, anlıyorum ben. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam, arayacağım ben seni, tamam. Ne oluyor kızım ya? Ay Orhan ölüyorum yetişin falan diyor ya. Sebep? Ateşe çıkmış. Şirkette yalnız başına kalmış. Gelin yardım edin diyor. Ne yapacağız? Ne bileyim aşkım ben ne yapacağız? Biz ne anlarız şirketten mirketten? Ya ne demek ne anlarız ya? Açık biraz kendinize güveniniz. Özgüveniniz olsun ya. Mete. Biz buradaki bütün siparişleri bitirmedik mi? Bitirdik. Ha gideceğiz o zaman şirketteki işleri de bitireceğiz. Hadi. Çağzıment. Bir tane bak bu duyarlılığın gözlerimi yaşartmadı değil ama yani Allah aşkına biz ne anlarız şirketten gidip orada helva mı paketleyeceğiz biz? Sen daha pastayı süsleyemiyorsun. Kolay mı o işler? Vallahi sevgilim haklı Şazimant. Özgüven de bir yere kadar yani. Ya hadi kendinize güveniniz yok sizin. Bari bana koskoca Şazi'ye güvenin azıcık ya. İşte ben de tam olarak bundan korkuyorum. Şazimant. Gerçekten merak ettim. Ne hayal ediyorsun? Ne yapacağız gidip o şirkete? Şimdi şöyle bir şey hayal ediyorum Fadik. Sen üretime geçiyorsun. Mete, sen sistem kuruyorsun. Ben de muhasebeyle satış işini hallettim mi? Bitti gitti. Kızım manyak mısın? Ben ne sistemi kuracağım yeni şirketinde? Allah Allah. Paşama bak. Ya buna da iş beğendiremiyoruz ya. Seni Sekirdüğü'ye ilan ettim. Şazimant. Vallahi ben de orada ne üreteceğim bilmiyorum. İşte denedik gördük yapamıyorum helvayı. Hayatım. Vallahi koskoca şirketi batıracağız göz göre göre. Batırmak yok.
Kalkındırmak var. Gideceğiz, yönetime el koyacağız. O şirketi kalkındıracağız. Fatih ile Zeynep'ciğim gelince de onlara deliver edeceğiz şirketi. Bitti gitti. Hadi gidiyoruz. Çok gaza geldim ha. Hadi. Gitsek korsak mı acaba Elia? Ya bari gidelim, orada olalım. Ne yapalım? Çocuğu yalnız bırakmayalım. Arasana haber verelim. Ben de şunu bitireyim. Alo Orhan, şu elimizdekileri bitirip hemen geleceğiz, tamam mı? Tamam abi, tamam. Lan sen niye sahip çıkamıyorsun şirket? Yüzümü kapadı ya. Ay Allah'ım, köşe dağılıyor. At. At onu. Aferin benim oğluma, aferin. Oh. Fatih, şu an o kadar huzurluyum ki. Galiba hayatım boyunca en huzurlu olduğum an şu an yani. Vallahi ben de çok huzurluyum. Her şeye rağmen yani. Aşkım. Hı. Diyorum ki acaba böyle bir yere mi yerleşsek? Doğanın içinde, temiz hava, bol bol yeşillik. Ne dersin? Bana olur hayatım, yerleşelim. İstanbul dışında her yer olabilir. Otelden şikayet edip duruyorsun ama. Orası otel değil Zeynep, orası başka bir dünya. Gerçi ben daha gerginliğimi atamadım ya, o yüzden de böyle konuşuyor olabilirim. Pekala, o zaman doğada gerginlik atmanın ilk aşamasına başlıyoruz. Hazır mısın? Çıkar ayakkabılarını. Niye? Sen çıkar ayakkabılarını. Ne yapacağız? Aşkım, çıplak ayak toprağa basıp bütün negatif elektriğimizden kurtulacağız, hadi. Ya Zeynep, nereden öğreniyorsun bunları, Fatih'ten mi? Ne demek nereden öğreniyorsun Fatih? Unuttun mu, ben köy çocuğuyum. Tamam o zaman, çıkarıyorum. Çıkar dedi. Çıkardım. Tamam. Top oynayalım o zaman. Aynen öyle. Haydi bakalım, babayla top oynayacağız. Gel. Gel gel gel. Koş 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 koş. Evet. At bakalım. Evet. Vur oğlum. Vur. Vur. Vur babaya. Vur. At. Oo, nasıl attın o son? At bakalım. Ay. Hadi yapma. Ya. Al. Tamam al. At bakayım anne. Oh. At bakayım. Oh. Yakala. Top. Allah. Tuttum tuttum. Oğlum. Ay. Oğlum. Hemen diyor top. Geliyor. Geliyorum. Ay, yakaladım. Evet. Şimdi sıra bende. Hop, yakalayın. Vay be. Gel. Gel, hadi bakalım. Biz atacağız şimdi. Tut. Babası, geliyoruz. Geliyoruz, yakala bizi. Yakala bizi. Vur. Hop. Aferin. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Hop. İt, it, it. Nasıl itiyor, nasıl itiyor? Aman, aman, aman. İt. Ay, 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 ay. Ooo, nasıl ittik ya? Çek, çek, çek. Çek, çek, çek. Çek, çek. Ay. Gel bir daha it. Ne diyor ya? Babası. Gel. Şurada demir teller vardı, güzel tutuyor. Sen tut başımıza. Hazır mısınız? Sağ ol. Süleyman Usta, kolay gelsin. Sağ olasın, sağ olasın. Ana, bu benim marş motoru değil mi? Evet. Nereden buldun? Çalan atmış yolun kenarına, işe yaramıyor diye bırakmış, kaçmış gitmiş. Biz de aldık getirdik.
Harika, o zaman hemen biter iş. Hiç sanmam. Nasıl yani, işte araba burada, motor burada, direkt takacağız. Sen şimdi bana helva yapsana diyorsun değil mi? Süleyman Usta, ne diyorsun sen? Bırak şu helvayı, burada motor takacaksın. Şimdi ne kadara biter? Vallahi 3 günde de biter, 5 günde de biter. Ne? Hani 2 gündü? Boru mu bu oğlum? Hemen zır padanak bağlayalım. Gel bakalım sen şimdi buraya. Ne oldu? Al şu anahtarı. Soyunlar. Bak şurada somun var, gördün mü? Heh. O somunu sıkı sıkı tut. Ben de yatıp alttan bağlantıyı yapacağım, tamam mı? Tamam tamam, yaz sen. Hadi. Tuttun mu? Tuttum. Sıkı tut, tamam mı? Tamam tamam. Sanki uzay mekiği tamir ediyorsun. Ne oldu ya? Gördün mü? Sıkı tut dedim sana. İyi oldu işte. İşine dikkat etmezsen böyle olur. Fatih! Evladım, çayı demledik. Şule kızım kısır da yaptı. Ablacığım, sıcak su var mıydı? Yok. Şofben bozuk. Üf. Usta, şu şofbene de bir el atsana. Vallahi çok yoruldum bugün. Hiçbir şey yapamam. Ancak haftaya bakarız, tamam mı? Kesin be! Böyle hiçbir şeyi halledemezsiniz. Babam haklı. Böyle şirket yönetilmez işte. Ver Orhan şu dosyaları. Ver. Yönetilmez tabii ki ama merak etmeyin, benim manyak bir fikrim var ha. Öyle mi? Hemen söyleyeyim, sevgiler saygılar Fehmi Bey amcacığım. Sizin kadar olmasa da benim de nacizane bir bilgi birikimim var yani. Ve ben diyorum ki Fadik üretime, Mete'de dağıtıma gidecek. Ben de muhasebe işini halledeceğim. Arzu ederse tabii Birol Beyciğim de bana yardımcı olursa ne manyak olur ha. Ama muhasebe benim pek iyi olduğum bir konu değil ne yazık ki Şazmet Hanım. Ha, hay Allah. Vallahi bu sefer ben de yardımcı olamayacağım ya. Ne yapalım o zaman? Tamam, kapatalım bütün şirketi. Bitsin gitsin ya. Olmaz öyle şey. Fatih ve Zeynep gelene kadar bu duruma devam edeceğiz. Ama bu Orhan da olmuyor işte. Sabahtan beri bir tane imza bekliyor. Allah Allah, ne yapalım kardeşim ya? Sen de yöneticilik vasfı yok işte. Ne yapalım? Ya ziyanı yok. Öğrenir. Hem ben bu konuda Orhan'a yardımcı olacağım zaten. Aman birader, sen sakın yardımcı falan olma. Bak geldiğimiz hal bu çünkü. Orhan, ayıp ediyorsun kardeşim. Çok affedersiniz ama yani bir şey söyleyeceğim. Yani biz burada böyle güzel güzel konuşuyoruz ama... Yani Zeynep'le Fatih bir daha asla bu şirkete gelmezler. Gelirler mi sizce? Mümkün değil. Benim tanıdığım Zeynep bir daha bu ofisin içine adımını atmaz. Yani Fatih kapının önünden bile geçmez ya. Biz üzerimize düşen neyse onu yapacağız, tamam mı? Yani onlar döndüklerinde de ne olacağını düşünürüz. Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Bir siz eksiktiniz. Hoş geldiniz. Gerçekten ya. Nereden çıktınız? Siz ne işiniz var burada Mahmut? Hakkımız olanı almaya geldik. Mahmutcuğum, farkındaysan sana göre bir şey yok burada. Lütfen herkes işinin başına. Allah Allah. Emin misiniz? Yanılıyorsun. İşte bize ait olan. Ha, bu arada Fatih'le Zeynep nerede? Keşke onlar da olsaydı. Vallahi çocuklar, şu ömrümüzün son günlerinde bizi o kadar mutlu ettiniz ki sağ olun yani. Ya ya, yıllar geçip gider, buraya gelen olmaz pek. Biz de birbirimize baka baka burada günleri geçiririz. İyi ki
Şehrin kalabalığın gürültüsünden kaçıp buraya geldiniz. Zeynep kızım, birdenbire dalıp gittin, ne oldu? Hiç, ben bir an düşündüm de... Ya biz şehrin kalabalığından kaçıp buralara geliyoruz ama siz de burada... o kalabalığa hasret yaşayıp gidiyorsunuz. Bu işler böyledir evladım. İnsan elindekinin kıymetini bilemez. Yalnızlığın kıymeti mi olurmuş hanım? Birbirimize yetip duruyoruz dedik ama... yani keşke biz de zamanında çoluk çocuğa karışıp... sizler gibi ara sıra kalabalıktan sıkılsaymışız. O zaman belki hayat daha anlamlı olurdu, ne bileyim. Yaş kemale erip de yakın çevre ortalıktan yok olunca... böyle bir yalnızlık çöküyor insanın içine. Üzüntüler, kırgınlıklar, yılgınlıklar adeta yalan oluveriyor. Bir boşluk çöküyor insanın içine. Bir sese, bir nefese hasret yaşıyorsunuz. Sizin o kaçıp geldiğiniz kalabalığa biz hasretiz çocuklar. Halinize şükredin. Çok şükür. Siz galiba artık bizim gitmemizi istiyorsunuz ha? Olur mu öyle şey canım? Vakti gelince herkes evine yuvasına dönecek mi güzel kızım? Belli. Siz de birilerine kırılıp kaçmışsınız, buralara gelmişsiniz. Nereden anladın Bayram amca? Ben 100 yaşındayım evladım. O kadar hayat tecrübem var. Bak yine yaşını değiştirdim. Kırgınlıklar, kızgınlıklar, öfkeler azaldıkça birden insanın içine bir hasret doğuyor, bir özlem. Evinin kokusunu, yatağını, yastığını, eşini, dostunu hepsi burnunda tutar. Onları çok kırmamışımdır değil mi Zeynep? Kimi? Bizimkileri. Yani bilemiyorum. Ama onların da kendilerine göre haklı nedenleri vardır. Bence haklılar. Yani bizi, çocuklarını, torunlarını düşündükleri için yaptılar. Fatih, sen haklıydın. Aynı şey Selim için olsa ben de aynısını yapardım. Yani onlar haklı. Sen ne güzel bir adamsın ya. Ben de şanslı bir kadın. Sen nereden buldun beni? Ha? Oğlum buldu beni. Ellerinize sağlık. Şule kızım yaptı. Eline sağlık Şule. Afiyet olsun. Müvekkil ile davalı Amerika'ya birlikte gitmişler ve oradaki birlikteliklerinden bir çocuk dünyaya gelmiştir. Daha sonra anlaşamayıp ayrılmışlardır. Fakat Zeynep Şekercizade bu birliktelikten olan Selim Şekercizade'nin varlığını müvekkilimden gizlemiştir. Bu sebepten dolayı Selim Şekercizade'nin müvekkilimin oğlu olduğunu beyan eder. Selim Şekercizade'nin velayetini almak için gerekenin yapılmasını saygılarımla Ertan. Size göre Mahmut. En başından beri her şeyin farkındaydım. Beni kandırmak neymiş göstereceğim size. Oğlumu geri alacağım sizden. Karışmayın bana, benim hayatım, benim karışmayın.
olsa benim hayalim, benim gençliğim, umudum, düşlerim. Ben yaşarım dünden ziyade.